Herkese selam arkadaşlar. Bugün İstanbul'da sistem savunmadayız. Yaklaşık 8-9 ay önce Makina Kimya'da satışa sunulan yeni yerli tabancalarımız. Birçok merak eden arkadaşımız vardı. Birçok inceleme videosu da paylaşılmış ama biz de tabancaları bir yerinde görelim. Bir dinleyelim. Ondan sonra da atışlarına bakalım dedim. İnşallah bu video sizlere faydalı olur. Evet, tabancalarımızı bir tanıyalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tabanca modellerimiz C9 ve A9 olmak üzere iki gruptan oluşmakta. Çok kısa bir süre, yani kısa bir adet olmak üzere A9'un AX ve SAL modellerini çıkardık. C9'un da Hammer ve Razor modellerini çıkardık ama bunları devamlı olmayacak şekilde çıkardık belli bir süre için. Normalde bizim standart tabancalarımız C9 ve A9 olmak üzere. Yani mevcut modeller bitince artık onlar olmuyor. Evet, C9 ve A9 üzerine yoğunlaşıyoruz. Tabii ki bize yerli geri dönüşler ya da yurt dışından geri dönüşler doğrultusunda farklı diğer modellerimiz için, yani ileri dönük modellerimizde de farklı değişiklikler yapacağız. Silahımız safe action bir ürün. Glock'la birebir çalışmakta. İç aksamı, namlu, alt gövde, içindeki tüm ürünler birebir ürünle Glock'la uyumlu olarak çalışmakta. Akabinde dolu olarak 1 kilonun altında. Tetik ağırlığını da 800 gramdan 4 kiloya kadar ayarlama yapabiliyoruz. Bu bize bir avantaj sunuyor. Evet. Bir polisin, bir askerin, bir sivil vatandaşın rahatlıkla taşıyabileceği, kendi üzerinde kullanabileceği bir ürün. Evet. Şimdi silahlar satıldı. Tabii size de geri dönüşler oluyor illaki. Düzeltmeniz gereken yerler olacaktır. Belki kullanıcıya göre istenilen değişiklikler olacaktır. İleride kullanıcı bunu merak ediyor. Mesela bana da kabzelerin çok düz oluşu çok soruldu. Ben geldim, burada herhangi bir olumsuzluk görmedim ama bu konuda yeni modellerde sanıyorum giderilmiş. İsterseniz ona da bir değinelim. Şöyle, şimdi biz ilk alt gövdeyi çıkardığımızda tabii bu konuyu daha önce de tartıştık birçok kişiyle. Herkesin eli ve talepleri aynı olmuyordu. Farklı doğrultularda geliyorlar. Dolayısıyla bir sabit bir fikre göre tabanca üretmemiz bizim değil, bence hiçbir firmanın mümkün değil. Dolayısıyla ama en geniş ağa hüküm sürmenizde, ağa oraya yardımcı olmanız çok önemli bir nokta. Evet. Biz alt gövdeden dolayı sürgü ayak kapaklı bir değişiklik yaptık. Mesela şu tabanca da görünebiliyor. Şöyle bir farklılıklar evet, var. Evet. Burayı bir yakından alırsak. Buraya bir yumurta kısım vererek biraz daha avucun oturmasına istedik. Bu konuda biraz yardımcı olmak istedik müşterilerimize. İyi de geri dönüş aldık. Feedbackleri de gayet iyi oldu. Onun dışında farklı görüşlerde dönüşler de oluyor. İşte uzun namlu isteyenler oluyor. Alt gövdeyi daha farklı isteyenler oluyor. Kapak kısımlar, figürleri daha farklı isteyenler oluyor. 50 çeşit, 50 bin çeşit farklı farklı görüşler var. Hepsine sahip oluyoruz. Aldığımız notlar da ileri dönük yapacağımız projelerde de bunları mutlaka düşünerek hareket edeceğiz. Evet, ben şurada arkadaşlar buna özellikle değinmek istiyorum bir kere. Biliyorsunuz birçok firmaya gidiyorum, ziyaret ediyorum, geziyorum. İzlenimlerimi sizinle paylaşıyorum. Burada sistem defans kesinlikle kullanıcının görüşlerine saygı duyan, sonsuz saygı duyan, önem veren ve tamamen kullanıcının amacına yönelik, kullanıcının zevkine yönelik hizmetler vermeye çalışan bir firma. Bunu kesinlikle üstüne basa basa söyleyebilirim. Arkadaşımızın da dediği gibi burada bütün herkesi bir tabancada memnun edemezsiniz. Dünya üzerinde binlerce, on binlerce model var tabancada. Ülkemizde bile yani sanıyorum 200 değişik çeşit model vardır tabancayla ilgili. Ama herkesin zevki farklı. O yüzden burada kullanıcının zevkine yönelik ürünler çıkarmaya çalışıyorlar. Kullanıcının tabancaları kullandıktan sonra geri dönüşümlerini kesinlikle birebir dikkatli de dinliyorlar. Ben de burada şahit oldum. Çok da ilgileniyorlar. Eminim çok daha iyi yerlere gelecekler. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Daha güzellerini, daha yenilerini, daha ilerini bekliyoruz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de atışına bakalım. Evet, şimdi de atışlarına bakalım. Evet. Kullanıcılar zaten kullandıkça görürler arkadaşlar. Yorumları, atışları sosyal medyada sıkça görürsünüz.
Biz de burada denemiş olduk. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Tekrar ülkemize hayırlı uğurlu olsun.